davet edilmeme, bu da bir mobbing davranışı olarak. Tüm grup davet ediliyor ama o grubun içerisinde birisi dışlanıyor. Bu mobbing oluşturabilecek bir davranış. Dış görünüş ve giyim tarzıyla alay edilmesi. Tabi bu sadece bir kez yapılıyorsa mobbing oluşturması mümkün değil. Defalarca söyledim, mobbing oluşturabilmesi için sistematik kasıtlı hareketlerin olması gerekiyor. Yine güvensizlik nedeniyle yetki verilmemesi. Şimdi somut örnek olarak verilebilir ama biz örneği biraz değiştirelim, somutlaştırmayalım. Çok fazla somutlaştırmak sıkıntı da doğurabilir. Bir idari birimde iki tane yardımcı var, sürekli birisine vekalet verilmesi. Bu ne demektir? Diğeri dışlanıyor demektir esasında. Burada diğeri eğer bana mobbing uygulanıyor diyorsa bir mobbing davranışı vardır. Yine ayrımcı işlemlere muhatap kılınması. Sayılan bu davranışlar teker teker ele alındığında hukuka aykırı bir fiil söz konusu olmayabilir. Ancak mobbing anlık bir olay değildir. Sistematik olarak tekrarlanan davranışlardan oluşan bir süreçtir. İşte bu davranışlardan oluşan bu taciz sürecinin kendisi hukuka aykırıdır. Bir davranış hukuka aykırı değil ama birden çok davranış bir araya geldiğinde hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Buradaki amaç, mobbingdeki amaç, psikolojik tacizdeki amaç her zaman olmasa da genellikle çalışma ortamını çekilmez, katlanılmaz duruma getirmek suretiyle işçiyi yıldırmak, bezdirmek ve işçinin kendi inisiyatifiyle o iş yerinden ayrılmasını sağlamak. İş yerinden ayrıldığında mobbing amacına ulaşmış oluyor. Mobbing kavramını ilk ortaya atan İsveç asıllı Alman psikolog Heinz Lehmann, bu mobbingin türlerini beşli kategori içerisinde ele alıyor. Bunlardan biri grup içinde mağdurun, mobbinge uğrayanın kendisini göstermesini ve diğer grup üyeleriyle iletişim kurmasını engelleyen davranışlar söz konusu olabilir diyor. Yine çalışanın sosyal ilişkilerine yönelik davranışlar olabilir. Mobbinge maruz kalanın yani mağdurun karakteri ve kişiliğine yönelik davranışlar mobbing oluşturabilir. Bunların hepsine örnekler vereceğim. Yaşam kalitesine ve meslek konumuna yönelik davranışlar olabilir ve bir takım fiziksel davranışlar da mobbing olarak değerlendirilebilir diyor. Sırasıyla bir takım örnekler vermek gerekirse kişinin iletişim kurmasına engel davranışlar olarak sürekli konuşması esnasında sözünün kesilmesi. Ben hatırlıyorum yıllar önce, ilginizi çekti çekmedi bilmiyorum ama belki Sayın Başsavcım hatırlayabilir. Bizim duayen hukukçu olarak kabul ettiğimiz ordinaryüs bir profesör hocamız vardı, ismini de vermeyeyim. Bir açık oturumda konuşurken yanında yine kendisiyle aynı unvanla diğer profesörler konuşurken söze başlama şekli şöyleydi. Sus 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 sen bilmezsin bunu tarzında açık oturuma çıkmış, fikirlerini özgürce ifade edebilecek bir profesör unvanlı öğretim üyesini o toplumda bu tür psikolojik tacize maruz bırakıyordu. Tabii sadece bir oturumdaki bir davranış belki mobbing olarak nitelendirilmeyecek ama o oturum içerisinde 3-5 davranışın mobbing olarak nitelendirilmesi pekala mümkün. Yine yaptığı işi eleştirmek, başarılı olması muhtemel işleri yapmasına engel olmak, özel yaşamını eleştirmek, kişinin herkesin önünde yüksek sesle azarlamak. Ben şahit oldum. Havaalanında, yine yerini vermeyin, bunlar hepsi tespit edilebilecek şeyler, kişilere yönelik davranış olmuş olmasın. Bir polis memuru, amiri tarafından kişilerin arasında çok aşırı bir şekilde azarlandı. Yani onu farklı bir şekilde gerçekleştirebilirdi belki. Odaya çekerek söyleyebilirdi. Bu tür davranışlar eğer süreklilik niteliği taşıyor, yıldırma amacı, bezdirme amacı taşıyorsa, sistematik bir şekilde devam ediyorsa işte bir mobbing davranışıdır. Yine
jest, mimik ve davranışlarla kurulmak istenilen ilişkiyi geri çevirmekte yine bir iletişim kurmaya engel bir mobbing davranışı olarak kabul ediliyor. Sosyal ilişkilere yönelik davranışlar nasıl mobbing oluşturabilir? Bir toplum içerisinde sanki orada o mobbinge maruz kalan kişi hiç yokmuş gibi davranılıyorsa bu bir mobbing davranışıdır. Şurada bir toplantı esnasında burada bulunduğu halde birilerine söz söyleniyor ama buradan birileri özellikle ben sen burada olsan da görmezden geliyorum şeklinde davranış sergileniyorsa bu sosyal ilişkilere yönelik bir mobbing davranışıdır. Yine diğer çalışanların mağdurla iletişim kurmasını engellemek de mobbing olarak değerlendirilebilir. Yine mobbinge maruz kalan yani mağdurun karakteri ve kişiliğine yönelik davranışlar da söz konusu olabilir. Karikatürlerde de zaten durumları görüyorsunuz. Kişinin arkasından konuşmak, fiskos yapmak, mağduru grup içinde gülünç duruma düşürmek, mağdura akıl hastasıymış gibi davranmak, lakap takmak, kararlarını sorgulamak, yürüyüşüyle, jest mimiğiyle, ses tonuyla küçük düşürecek şekilde alay etmek. Bunların hepsi mağdurun karakteri. Bunları değiştirmesi mümkün değil mağdurun. O karakter, o kişilik bu şekilde oturmuş. Siz bu tür davranışları eleştirerek onu o toplumdan, o grup içinden dışlamak arzusundasınız demektir. Böyle bir davranış sergiliyorsanız sonucu da bunun mobbing olmuş olur. Yine yaşam kalitesine ve meslek yaşamına yönelik davranışlar. Bunlar mağdurun vasfına uymayan basit işler vermek. Bunun yargı kararlarında birazdan yazmıştım, orada geri geldiğinde de söylenen bir müdüre temizlik işi yaptırmak. Hiç vasfıyla uyuşmayan bir iş yaptırmak. Buna ilişkin bir takım davranışlar ben biliyorum alanımla ilgili olduğu için. Kişi personel şefi fakat belediye başkanı seçimle değişmiş, yeni gelen başkan sen misin bana muhalif olan diyor veya bizim partiye oy vermeyen temizlik işinde görevlendirmiş. Personel müdürünün temizlik işinde görevlendirildiği mobbing davranışı. Yine amaçsız ve çalışanın özgüvenini olumsuz etkileyecek vasıflarıyla örtüşmeyen küçük düşürücü görevler verme mobbing olarak algılanabiliyor. Yine son olarak da bu temanın tasnifleri içerisinde fiziksel davranışlar da mobbing oluşturabiliyor. Bunu Türkiye'de çok fazla görebiliyoruz. Amirlerin memuruna, işverenlerin işçisine karşı kalem fırlatma, zımba fırlatma, silgi fırlatma gibi veya bunu işte şimdi yeni geldi söyleyebiliriz. Öğretmenin öğrencisine sürekli aynı şekilde kalem, silgi, efendim bunun gibi bir takım malzemeleri, aletleri fırlatması yine mobbing oluşturabilecek fiziksel davranışlar kategorisinde görülüyor. Evet, görüldüğü üzere cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmiyor mobbing. Her cinsiyet içerisinde de olabilir. Tüm kültürlerde ve iş yerlerinde de tüm iş yerlerinde, kamu, özel, her tarafta gerçekleştirilebiliyor. Mobbingin türlerinden söz edecek olursak, mobbingi şu anlattıklarım ile zannediyorum bir kategoriye koydunuz. Evet, işverenler ve amirler hep mobbing yapar gibi düşünmeye başladınız. Gerçekte öyle değil. Büyük çoğunluğu bu kategoride gerçekleştiriliyor ise de bazen alt kesimden yukarıya doğru yapılan mobbing eylemlerine de rastlamak mümkündür. Bir kere hiyerarşik mobbing adını verdiğimiz veya dikey mobbing adını verdiğimiz üst kademeden alt kademeye yapılan mobbing uygulamaları söz konusu olabilir. Veya fonksiyonel mobbing bu eşitler arasında veya eşitin üstüne karşı gerçekleştirdiği mobbing olarak isimlendiriliyor. Şimdi İdareci olduğumuz için bir takım sıkıntılarla dönem dönem karşılaşıyoruz. Buradaki pek çok kişinin de bu tür görevleri var.
toplantı yapıyorsunuz. Her toplantıda, toplantının konusuna bakmaksızın bir tane muhalifiye var. Yani bu idareci ne yaparsa yapsın ben muhalefet edeceğim diyor. İşte alttan yukarıya doğru gerçekleşmiş bir mobbing uygulaması. Peki mobbinge maruz kalındı. Ne tür maliyetler ortaya çıkarıyor? İşletmeler bundan zarar görüyor. Bireyler arası anlaşmazlıklar üst düzeye çıkıyor, çatışmalar gerçekleşiyor. İş yerinde çalışma barışı bozuluyor. Yine o iş yerindeki çalışma barışının bozulmasıyla iş yerinde huzur, örgüt kültürü değerlerinde bir çöküş, bir azalma gerçekleşiyor. Kimse o ortamda artık güven duymuyor. O ortama güven duymadığı için de ortamda çalışmak istemiyor. Dolayısıyla performans düşüklüğü ve iş yerindeki iş veriminin düşüklüğü söz konusu oluyor. Genel saygı duygularında azalma söz konusu oluyor. Çalışanlarda isteksizlik nedeniyle yine kişilerin yaratıcılık güçleri sınırlandırılmış ve kısıtlanmış oluyor. Mobbinge maruz kalındığında mobbinge maruz kalan mağdurlar hastalık izni alıyor. Çalışmadığı için ben rahatsızım diyor. Dolayısıyla ekonomik bir maliyet ortaya çıkıyor. Yine mobbinge maruz kalmışsa ne kadar uzman olursa olsun, ne kadar kaliteli çalışan olursa olsun işten ayrılıyor. Dolayısıyla işletmenin aleyhine bir ekonomik maliyet ortaya çıkmış oluyor. İşten ayrılmaların artmasıyla yeni çalışan alımının getirdiği maliyet bunlara işi öğretmeye ayrı zaman ortaya çıkarıyor. Genel performans düşüklüğü bunlardan önemli olan nokta. İş kalitesinde düşüklük, çalışanlara ödenen tazminatlar. Şimdi bir takım iş yerlerinde mobbing uygulaması söz konusu olur ise artık işverenin ve amirlerin mobbing uyguladığı kişilere karşı maruz kaldığı tazminatları ödemesi söz konusu olduğunda bu da ekonomik bir maliyet ortaya çıkaracak duruma geliyor. Buna ilişkin bir iki örnek birazdan yargı kararlarından söz ederken vereceğim. Yine çalışan iş yerinden ayrılınca işsizlik maliyeti ortaya çıkıyor. Yasal işlem veya mahkeme masrafları da ayrı bir ekonomik maliyet. Yine bazı ülkelerin tanıdığı erken emeklilik imkanları yine ekonomik maliyet olarak karşımıza çıkmış oluyor. Konuşmamın başında söyledim, çok gerilere gitmeye gerek yok mobbing için. 1990'lı yıllardan itibaren uygulana gelen bir kavram mobbing. İlk kez Fransa'da 1992'de bir kanunla kabul ediliyor. Yeterli gelmiyor, tam 10 yıl sonra 2002'de ceza kanununa da hüküm koyuyorlar mobbing uygulayanlar açısından. Peşinden 1992'lerden sonra 94'te İsveç mobbinge ayrı bir önem veriyor. 2000 yılında Finlandiya, 2002 Belçika'da, 2004'te Danimarka'da, 2006'da Hollanda'da iş koşulları yasası çıkarılıyor. Almanya'da yine 2006 yılında genel eşit davranma yasasında açıkça mobbing, psikolojik taciz düzenlemesini getiriyor. Türkiye'de Almanya aldığı için artık rahatlıkla alabilir. 2006'lardan itibaren mobbing kavramına sıcak bakmaya başlıyor ve yargı kararlarında konu ediniliyor. Almanya nasıl tedbirler almış 2006'da mobbingi kabul ederken? Diyor ki mobbinge maruz kalanlar bir kere meslek hastalığına tutulmuş sayılır. İş kazası ve meslek hastalığı kapsamında gerekli hakları elde ederler. Sonra kişi artık psikolojik olarak yıpranmıştır, iş verimi düşmüştür, artık bundan yararlanmamız mümkün değil. Dolayısıyla emekli de olabilir diyorlar. Emeklilik hakkı da getirmiş. Yine eğer kişi diyor bunları olmuyorsa veya olsa hiç fark etmiyor. Her halükarda iş hakkını haklı nedenle feshedebiliyor. İş yerinden tazminatlı bir şekilde ayrılabiliyor. Almanya'da durum böyle. Belçika'da yine az önce arkadaşlarla beraberken söylemiştim. Çok sert kurallar getiriliyor mobbinge ilişkin. Biliyorsunuz mobbingi tarif ettik. Dedik ki kasıtlı olacak, sistematik davranışlar olacak.
kişiliğe yönelmiş olacak bu davranışlar. O toplumdan yıldırmaya bezdirilecek.